Herkese selam ben Tunağan. Bugün sizlerle birlikte HK10 Pro A modeli akıllı saatinin detaylarını inceliyoruz. HK10 Pro A modeli geçtiğimiz haftalarda kanalımda incelediğim HK10 serisinin bir versiyonu daha Pro Plus, Pro Max ve Ultra 3 modellerini incelemiştim. Sizlerden gelen yorumlar doğrultusunda da Pro A modelini incelemek istedim. Tam da tahmin ettiğim gibi bu model Pro Plus modeliyle kıyasladığımız zaman özellikleri biraz daha kısılmış ve maliyeti düşürülmüş bir model. Video içerisinde zaten sizlere detaylarını gösteriyor olacağım. Saatin kutu içeriğine baktığımızda bizlere 3 farklı kordon karşılıyor. 45 milimetrelik saatin kendi tasarımı bu şekilde. Üzerinde 2 adet kullanıma uygun tuş görüyoruz. Mikrofon, hoparlör ve saatin sensörleri bulunuyor. Ayrıca saat üzerinde kordon kilit mandalları da var. 2.02 inçlik TFT ekrandan oluşuyor. Yani ekran AMOLED değil. Dediğim gibi özellikler burada da kısılmış. Saatin detaylarına bakmak için videoya devam edeceğim. Ancak sizlerden şöyle bir şey istiyorum. Kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bu tarz içeriklerin gelmesi için en önemli desteklerden bir tanesi de bu. Daha fazla uzatmayalım ve şimdi gelin HK10 Pro A modelinin detaylarına yakından bakalım saati çalıştırmak istediğinizde yan tarafındaki ikinci tuşuna basılı tutuyorsunuz. Farklardan bir tanesi de bu. Teker tuşuyla çalıştırmıyorsunuz. Gördüğünüz gibi açılış ekranı bu şekildeydi. Bu saati ilk açtığınızda sizlerden dil seçeneği isteyecek. Aralarında Türkçe de var. Ben de saati Türkçe olarak açtım. Gördüğünüz gibi yeni kadran seçenekleri var. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Ya da kadrana basılı tutarak kadranları bu şekilde değiştirebilirsiniz. Ön belleğinde yüklü gelen kadranlar burada gözüküyor. Pro Plus modeline göre her denk geldiğimde farklarını anlatacağım. Farklardan bir tanesi de yapay zeka ile kadran oluşturma. Bunda yapay zeka ile kadran oluşturamıyorsunuz. Gördüğünüz gibi yeni kadranlar var ancak yapay zeka ile kadran oluşturma yok. Yukarıdan aşağı indirdiğinizde bildirim çekmecesine soldan sağ çektiğinizde hızlı menüye aşağıdan yukarı kaydırdığınızda ise uygulama çekmecesine giriyorsunuz. Sağdan sola çektiğinizde ise uygulamaların widgetları arasında geçiş yapabilirsiniz. Ayrıca buradaki widget'lara isterseniz yenilerini ekleyebiliyorsunuz. Artı simgesine bastım, buradaki uygulamaları gördüm. Örneğin ben buradan uygulamayı seçtim ve onay tuşuna bastım. Artık müzik widget'ını da buradan kullanabiliyorum. Yine farklardan bir tanesi, gördüğünüz gibi yerel müzik yükleme özelliği bulunmuyor. Sadece telefonda çalan müziği kontrol edebilirsiniz. Ayrıca Bluetooth kulaklık bağlantısı da bu cihaz için bulunmuyor. Teker tuşuna basmadan önce yine ikinci tuşuna bir kere basarak denetim merkezine gittim. Denetim merkezinde ise bu şekilde düzenlemeler yapılabiliyor. Düzenleme kısmına bastığınızda ekleme çıkarma işlemleri yapabilirsiniz. Ayrıca buradan hemen ayarlar kısmına giriş yapıyorum. Ekran parlaklıktan parlaklığı bir tık kısıyorum. Sürekli ekranı da bu şekilde açıyorum. Buradan sürekli ekranı 20 dakikaya getirdim. Ekran kapanma süresini de yine buradan 5 saniyeden 30 saniyeye çekiyorum. Sürekli açık ekran modunu da açıyorum zaten birazdan değineceğim ama işlemsiz kaldığı durumlarda ekranın kapanmaması için yapıyorum Siz bunları yaparsanız kullanım süreniz düşecektir 300 miliamperlik bir batarya bulunuyor 300 miliamperlik bataryayla da ortalama bir kullanımda 4 güne kadar kullanabilirsiniz Her ne kadar özellikleri aktif bir şekilde kullanırsanız kullanım süresi de o kadar düşecektir Teker tuşuna bir kere bastığımda menüye giriş yapıyorum Menüdeki akıcılık güzel, ekran TFT olmasına göre yine renkler bir o kadar canlı. Ancak sizlere şöyle söyleyeyim, bu saatin içerisinde kullanılan işlemcinin de özellikleri kısılmış. Bazen geçişlerde takılmalar yaşayabiliyorsunuz. Onu da baştan belirteyim sizlere ancak göze batacak takılmalar değil bunlar. Farklı menü stillerini teker tuşuna iki kere basarak bu şekilde görüntüleyebilirsiniz. Toplamda 7 farklı menü stili bulunuyor. Bazı animasyonlarda biraz farklılık var. Onu da buradan görebiliyorsunuz zaten. Liste şeklindeki menü stiliyle saat içerisindeki uygulamalara bakmak istiyorum. Gördüğünüz gibi burada uygulama merkezi var. Ancak uygulama merkezi içerisinde saatin Sadece uzaktan video kontrol özelliğini ve nefes alma hızı ölçer uygulamasını kullanabiliyorsunuz. Yine bir önceki modele göre oyun veya yapay zeka uygulamaları yükleyemiyorsunuz. Bu saat içerisinde de ChatGPT uygulaması var ancak Türkçe desteklemediği için sadece İngilizce olarak kullanabilirsiniz. Burada bir navigasyon uygulaması getirilmiş ancak bunu WearFit ile kullanmanız gerekiyor. Birazdan WearFit uygulamasını göstereceğim sizlere. Bu tarz saatlerde sağlık uygulama ölçümlerini ben kullanmıyorum, size de önermiyorum. Bunu bana soruyorsunuz defalarca anlattım. Bu saatler medikal diyaz değildir ibaresiyle satılıyor. Yani sizler buradaki saatin örnek veriyorum kalp atış hızını yani nabız ölçerini kullanarak herhangi bir sağlık probleminiz varsa buradaki ölçümlere göre de bu sağlık takibini yapıyorsanız sıkıntı yaşayabilirsiniz. O sebeple bunlara güvenmeyin. Profesyonel medikal cihazlar kullanmanızı öneriyorum. Ha illa kullanacağım derseniz aşağı yukarı %10 sapma değerleri bulunuyor. Onu da söyleyeyim sizlere. Egzersiz takibi yapabiliyorsunuz, uyku takibi yapabiliyorsunuz ki uyku takibini yapabilmeniz için ayarlardan bazı ayarları açmanız gerekiyor. Stres takibi yapabiliyorsunuz. Aktivite kaydı var. Ölçülen verilerin analizlerini buradan görebiliyorsunuz. Telefon uygulaması sayesinde son aramalara erişebilir, rehber eşitlemesi yaptığınızda rehbere erişebilirsiniz. Ayrıca buradan numerik tuşlara da erişebiliyorsunuz. Burada bir baraj uygulaması var. Baraj uygulaması görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir yazıyla bizleri karşı karşıya getiriyor. Burada görmüş olduğunuz gibi bir şeyler eklememizi istiyor. Ancak bunu uygulama üzerinden yapmamız gerekiyor. Uygulamaya geçtiğimizde zaten sizlere detaylarını gösteriyor. Olacağım bunu yine dikey formata da getirebiliyorsunuz. Dediğim gibi birazdan göstereceğim bunu size. Müzik uygulamasına giriş yaptığımızda zaten müzik kontrolü görebiliyorsunuz. Dediğim gibi Bluetooth kulaklık bağlayamazsınız, yerel müzik ekleyemezsiniz. Hava durumu uygulaması WearFit Pro'ya bağlanınca çalışıyor. Sesli asistan uygulaması var. Telefonunuzdaki watch call bağlantısını gerçekleştirdikten sonra saatinizden telefonunuzdaki sesli asistanı devreye sokabiliyorsunuz. Gelen iletileri buradan okuyabiliyorsunuz. Cüzdan uygulaması var ancak buradaki ödeme yöntemleri Türkiye'de desteklenmediği için saatinizi ödeme yöntemi olarak kullanamıyorsunuz. Ayarlar kısmına birazdan göz atacağım. WhatsApp, Line, X, Facebook gibi sosyal medya hesapları var ancak bunlar sadece gelen bildirimleri kategorize etmek için kullanılıyor. Yani uygulamaya girip de dolaşma işlemi yapamıyorsunuz maalesef. Sayaç uygulaması var buradan isterseniz sayaç başlatabilirsiniz. Hesap makinesi uygulaması var 4 işlemi rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Kronometre uygulaması var gördüğünüz gibi buradan kronometre de tutabiliyorsunuz. Uyarı alarmı var bu şekilde siren çaldırabiliyorsunuz ve görmüş olduğunuz gibi sesi de bu şekilde çıkıyor. Saat üzerinden alarm kurabiliyorsunuz. Fotoğraf çekmek için saatinizi deklanşör olarak kullanabilirsiniz. NFC özelliği var ancak dediğim gibi bu tarz saatler ödeme yöntemi olarak kullanılmadığı için NFC tarafında da kredi kartı tanımlayıp NFC üzerinden ödeme yapamazsınız. Yapmanız gereken tek şey M1 çipli kapı açma otomasyonlarındaki kartları tanıtmanız ya da herhangi bir NFC ile devreye giren bir otomasyonunuz varsa saati tanıtabiliyorsunuz. Telefonu bulu uygulaması, kart vizit uygulaması, masa saati, dinamik ada gibi özellikler var. Ayrıca ayarların bir kısmını da buraya eklemişler. Sağlık uyarıları var. Kadın kullanıcılar için bir uygulama var. Jest yapmak özelliğini açtığınızda gelen çağrıları bu şekilde cevaplayabiliyorsunuz. Saatin içerisindeki uygulamalar bu şekildeydi. Hemen bir de ayarlara hızlıca göz atalım. Saatin içerisindeki ayarlarda bildirim kısmından bildirim hatırlatma noktasını açabiliyorsunuz. Bildirim önizlemelerini buradan açabiliyorsunuz ya da geldiğinde gizli olarak gelmesini istiyorsanız bu ayarı açabiliyorsunuz. Genel kısmında ise saatin bu şekilde ayarları bulunuyor. Geri geldiğimiz zaman rahatsız etme modu var. Açarsanız bu rahatsız etme modundayken bildirim telefonunuza düşse bile saatinize gelmeyecektir. Uygulama görünümü kısmından menü stillerini değiştirebiliyorsunuz. Ekranı kapat özelliğini kullanıyor olabilmeniz için sürekli açık ekran modunu kapatmanız gerekiyor. Avucunuzda kapattığınızda bu şekilde ekran kararacaktır. Bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Dediğim gibi buradaki tüm ayarlar sizlerin aslında e, bataryanızı etkiliyor. Parola özelliği var burada saate parola koyabiliyorsunuz. Ses ve titreşim var. Burada medya sesini açıp kapatabiliyorsunuz. Gelen çağrıları zil seslerini kapatabiliyorsunuz. Medya sesini kapatabiliyorsunuz ve telefonunuza watch call bağladıysanız Video oynatırken telefondaki ses saate aktarılmıyor Burada da yine görmüş olduğunuz gibi titreşim modlarının Gücünü ayarlayabiliyorsunuz ee, Gelen mesaj bildirimini de açabiliyorsunuz Tuş tanımı kısmı var tuş tanımı kısmından Burada görmüş olduğunuz gibi çift tıklamayla kalp atış hızının açılmasını Veya bu şekilde görmüş olduğunuz gibi Çeşitli ayarları yapabiliyorsunuz ee, Burada düğmeyi çevirince bileşenlerin değişmesini istiyor ya da buradan saat kadranlarını değiştirebilirsin diyor her iki şekilde de teker tuşunu çevirdikçe bu ayarları kullanarak ayarlayabiliyorsunuz. Pil kısmına baktığımız zaman şu anda pilimizin %93 olduğunu görebiliyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz gibi 4 saat öncesinde %100 yapmıştım. Videoya girene kadar sadece açık olarak bekledi ve görmüş olduğunuz gibi şu anda %7'lik bir kayıp var. Ayarlarını doğru bir şekilde ayarlarsanız ya da full aktif bir şekilde kullanırsanız gününüzü çıkartacaktır. İkinci günün yarısında bataryası bitebilir ortalama bir kullanımda yani telefonunuza bağlayıp sadece bildirim okuma amaçlı kullanıyorsanız ekranı sürekli açıp kapatmıyorsanız 3-4 güne kadar da saati kullanabiliyorsunuz. Ee, sizlere net bir değer vermiyorum çünkü dediğim gibi kullanıma göre değişiyor. Ben burada 4 gün kullandım desem sizler aktif bir şekilde kullanıp bir günde kullanıyorsanız arada dengesizlik oluşuyor. O sebeple kullanıma göre değişir diyorum. Burada saat ayarı var. Mobil uygulamaya bağlanınca otomatik olarak yapıyor ama bağlamazsanız da buradan ayarlayabilirsiniz. Şarj ederken manyetik şarj kablosunda ekranda batarya durumunu ve saat görselini görmek istiyorsanız masa saati özelliğini açabilirsiniz. Dinamikada özelliği var. Yazılımsal olduğu için açıp kapatabiliyorsunuz. Soldan sağ çektiğinizde bölünmüş ekrana mı ikinci ekrana mı gitmek istiyorsunuz buradan ayarlayabiliyorsunuz. Burada pil tasarruf modu var. Açtığınız zaman bu şekilde bütün özellikleri kısıyor. Ekranı da en az parlaklığa getiriyor ve böyle kullanıyorsunuz. Jest yapmak özelliği dediğim gibi gelen çağrılarda bu şekilde hareketle kontrol etmenize yarıyor. Ben kullanışlı bulmadığım için Saatlerimde bu şekilde kullanmıyorum. Eğer ki bu tarz saatleri kullanıyorsam hemen Wear Fit Pro mobil uygulama bağlantısını göstereyim. Daha sonrasında ise videomuzu bitirelim. Saatin mobil uygulaması Wear Fit Pro. Kesinlikle uygulamaya girmeden telefonunuza direkt olarak saati Bluetooth üzerinden bağlamayın. Yoksa uygulamada göremezsiniz. Uygulamaya giriş yaptım. Alt menüden ekipmana giriyorum. En baştan cihaz eklediyorum. Tarama ekranında HK10 Pro A modelini gördüm. Yanındaki bağlan butonuna basıyorum. Burada saat ekranından bir onay vermem gerekiyor. Buradaki onaya izin verip eşleşme izinlerini de onayladıktan sonra saatimi telefonuma bağlamış oluyorum. Artık burada görmüş olduğunuz gibi bildirimlere falan izin verirseniz telefonunuza düşen bildirim saatinize de yönlendirilecektir. Bu şekilde uygulama bağlantısını kolaylıkla yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yine Wear Fit Pro içerisinde kadran marketi bulunuyor. Bazı kısımlar yine özelleştirilebilir. Uygulama pazarı kısmına giriş yaptığınız zaman ki burada artık reklam oynatması meşhur burada mecburen reklam izliyorsunuz. Gördüğünüz gibi sadece solunum hızı uygulaması kurulmamış. Bunu kurabilirsiniz. Dediğim gibi oyun ya da yapay zeka uygulamaları bu saat özelinde bulunmuyor. Denemek istediğim özellik burada Baidu navigasyon 2.0 özelliği olarak eklenmiş. Buradaki navigasyon özelliğini ekliyorum. Benim burada konumumu arıyor ve görmüş olduğunuz gibi ekranda bir konum çıktı. Hemen buradan bir rota oluşturmaya çalışacağım bakalım nasıl çalışıyormuş. Örnek veriyorum böyle bir rota belirlemek istedim. Gördüğünüz gibi bana bu şekilde bir navigasyon haritası çıkarttı. Tabii ki de burayı bulurlu görüyorsunuz. Burada yürüyüş seçeneği var sadece yönlendirmeyi başlat diyorum. Harita modu ya da metin modu olarak kullanabiliyorsunuz. Ben harita modu dedim ve şu anda görmüş olduğunuz gibi saatimin ekranında da birkaç bir şey çıktı. E artık burada navigasyon modunu görebiliyorsunuz ve aynı harita. bu şekilde yönlendirmeye de başlıyor ve saat ekranından haritayı görebiliyorsunuz. Ve bu şekilde seslendirmeler de yapıyor. Yani navigasyon özelliği buradan kontrol edilebilir olmuş. Ya yani dediğim gibi siz burada haritayı bulurlu bir şekilde görüyorsunuz. Ancak telefonumun ekranındaki haritayı direkt olarak saatimin ekranına gönderdi. Ve saatimin ekranından bunu ön izlemeli bir şekilde görebiliyorum. E, bu da şarj tüketimini etkileyecektir muhtemelen. Örnek veriyorum 2 saatlik bir rotada sürekli olarak açık kalması e, muhtemelen %40 %45 civarında batarya performansını etkiler bu da yine sizlere örnek olarak videoda kalsın. Wear Fit Pro üzerinden saatimi telefonuma bağladım bildirim izinlerine de izin verdim. Eğer ki telefonuma WhatsApp üzerinden bir bildirim düşerse direkt olarak saatimde de görebiliyorum. Görmüş olduğunuz gibi kimden geldiğini ve nereden geldiğini görebiliyorken bildirim içeriğini de bu şekilde kendiniz kaydırmadan görebiliyorsunuz. Dediğim gibi Pro Plus modeline göre farklı animasyon seçenekleri var. Yani her saatin kendine özel özellikleri oluyor. Bunlardan bir tanesi de bu. Görmüş olduğunuz gibi alttaki çöp simgesine bir kere basarak da bu şekilde bildirimi kapatabiliyorsunuz. Şu anda telefonumdan bir şarkı açık ve ekranda görebiliyorum. Müzik uygulaması üzerinden play butonuna bir kere basacağım ve ses otomatik olarak saatime aktarılacak. Ve bu şekilde saat üzerinden müzik dinleyebileceğim. Buradan şarkı geçişlerini yapabiliyorsunuz. Sesinin yüksek olduğunu söyleyebilirim sizlere. Sağ üst tarafta bulunan telefon simgesine bir kere bastığımda burada tanımsız diyor. Ancak görmüş olduğunuz gibi telefonumdaki ses yönlendirmesi olmadan müzik dinleme işlemini yapabiliyorum. Play butonuna bu şekilde bassam bile ses saate aktarılmıyor. Dediğim gibi buradaki sembol sayesinde ses telefondan geliyorken saat üzerinden kontrol etme işlemi yapabiliyorsunuz. Tekrar saate çektiğimde ise ses otomatik olarak saate yönlendiriliyor ve bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Eğer ki ses telefonumdan gelsin yönlendirme saatten olsun derseniz bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Ancak ses ayarlama özelliğini kullanamazsınız. Sadece durdurma, başlatma ve geçişleri kullanabilirsiniz. Bu da bu şekilde kullanılıyordu. HK10 Pro A modeli genel anlamda bu şekildeydi. 45 mm'lik akıllı saat modellerinden birini daha incelemiş olduk. Pro Plus modeline göre kıyasladığımız zaman dediğim gibi bu saat modeli Pro Plus'a göre biraz daha özellik tarafında tıraşlanmış bir versiyonu. Yani içerisindeki uygulamalar Pro Plus modeline göre biraz daha eksik. Yani e-kitap özelliği yok, galeri özelliği yok, yerel müzik oynatamıyorsunuz yani MP3 yükleyemiyorsunuz, Bluetooth kulaklık bağlayamıyorsunuz. Uygulama marketinde de yine çeşitli uygulamalarında yüklemesi yapılamıyor. Ancak bu özellikler benim işime zaten yaramaz diyorsanız biraz daha uygun fiyata bu modeli tercih edebilirsiniz. Batarya durumunda şöyle göstereyim. %83'lük bir durumumuz var. Ortalama bir kullanımda dediğim sürelere erişebiliyorsunuz. Çok aktif bir şekilde kullanıyorsanız da 1-1,5 güne kadar kullanabiliyorsunuz. Aklınıza takılan her soruyu da yorumlarda bana sorabilirsiniz. Şimdilik bu kadar olsun. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın.